tabii şey kullanırken böyle bir sıkıntın yoktu kol. Aynen. Evet, devam ediyoruz. A bu bambulu dere. Bayağı bir eşyamız olmuş bu arada. Hangisi nerede kullanacak hiçbir fikrimiz yok. Ya şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok direkt. Şu tüccar kapılarından bir tane gelsin o üsse geri dönmek istiyorum gerçekten. Şu haritayı bir açalım. Neyse devam edelim bakalım. Bu arada her mekanda acaba bir nota mı bulmamız gerekiyor? Onu da düşünüyorum bir yandan. Kaç tane dünyaya gittik şu ana kadar hatırlamıyorum tamam mı? Sanki böyle hepsinde bir nota 6 galiba. bulacakmışız gibi hissediyorum. 6 mı? Galiba. Ya 6 ya 7. Bu arada Ne? Ceyhun, Efendim? daha önce YouTube'dan bir video indirdin mi hiç bilmiyorum. Yolda izlemek Evet. veya daha sonra izlemek için. Bir yıl boyunca öyle hayatımı götürdüm. Senin videolarını da YouTube indik. videoları öyle bir sıkıştırıyor ki boyut çok düşük yani videoların. Evet, Kalitede çok korkunç. düşmüyor ama yani boyutu gerçekten iyi düşürüyor. Bayağı güzel sıkıştırıyor. Helal olsun. Yani şöyle Evet. örnek vereyim. Benim attığım 5 GB'lık bir işte 1 saatlik bir oyun videosu YouTube'dan indirdiğimde 1,5 GB yükleniyor. Ya ben Şaşırtıcı. bir yıl boyunca şey yaptım. Evden okula yürüdüm. Yol yaklaşık 1 saat sürüyor, spor olsun diye. Giderken hani canım sıkılıyor artık. Hep de aynı müzikler çalıyor. Çok sıkıldım. Spotify yok o zamanlar. Ben de ne yapayım ne yapayım diye düşündüm, şey yaptım. Her okula giderken bir tane izlemediğim videoyu veyahut da komedi dükkanının bir bölümünü indiriyordum. O komedi dükkanı ben de izlerdim. Güzel programdı. O 1 saat, 1,5 saatlik program 300 MB'tı. Hiç pişman olmadım. Sevindim ya. Şu aldığımız notayı bir verelim bakalım. Belki bir şey olur. İyi, 5 tane kaldı. Şimdi bak, ipucunda diyor ki, güneşin her yeri aydınlattığı ve insanın içini ısıttığı o yerde küçük bir yaratık korkudan kala kalmıştır. Allah Allah. Yani Bambulu da ya o zaman orası. Hiç boss'u falan olmayan yer. Bayağı da aydınlık görünüyor diğer yerlere nazaran. Hadi devam edelim bakalım. Şu haritayı da ara sıra kullanalım da gittiğimiz gitmediğimiz yer var mı onu görelim. Sol taraf gidilebilir bir yer. Zaman değiştirince. Valla öyle duruyor. Deneyeceğim şimdi. Şuriken nasıl Tasarım bak. atılıyordu? Heh, böyle. O değil de yeni grafikler çok güzel ya. Uzun zamandır bunda oynamadığım için unutmuşum ama yani kulağa çok hoş geliyor, şirin geliyor. Ben bu kısmın eski müziğini daha fazla seviyorum. Ama Zindan kesinlikle yeni versiyonda daha güzel. Onu söyleyeyim. Ne yaptım ben? Bir şekilde doğru şeyi. No! Yukarı zıplasana. Ama yukarı zıplamamın benim için ne faydası olacaktı? Orada içinden geçirebilir yer vardı. Ama daha yukarı çıkabilir miydim öyle yaparak? Az. O iki kapıyı da açıp gidersen işe yarar sanırım. Deneyelim. Vaktimiz bol nasıl olsa. Bir Değil saatimiz mi? var. Ben ne için kullandım falan bizi ilgilendi. İzleyiciler izlesin. O değil de seninle her pazar bunu yapmamız iyi olur ha gerçekten serinin devamlılığı açısından. Hafta içinde iş şartlarım değiştiriliyor şu anda. 8'den sonra müsaitim istersen. Hafta işleri mi? Aha. Harika. Kesinlikle bu Buradaki su sudan kesinlikle izin gidemeyiz. vermemiştim. Aynen. Düşünüyorum. Öyleyse var En mı? aşağı atıp sola sürükken atsan. Deneyeceğim. Ne? Ha, suyun içine girip yapacağım. Bir Aha. dakika. Yapma! Yani Yapma! yok. Öldün galiba. Ya Evet. bu kadar kötü bir planlama olamaz ya.
Beklediğin şey bu değildi ama güç tasına ihtiyacın var mı? Nasıl yani? Ondan güç şeyi veriyor ya sonuçta. Yani ihtiyacım yok ama... Çok yapasım var değil mi şu anda? Yani inanılmaz yapasım. Benim inadımı biliyorsun zaten. İzlesin, izlesin. Yani o da izlesin. İzlemekten eminim keyif alıyorlardır. Acı çekmeni. Bir üyemiz komik anlar montajı yaptı. Hala linkini atmadım. Hala bu arada Ceyhun'a linkini atmadım tabii ki. Çünkü atmayacağım. Yani ya bak yine aynısını yaptım. Neyse bekleyelim. Şimdi sağdaki ne? Dur. Ona en son. No. Ve aşağı inip şuraya atıp zıpla. Şu taraftan yapsak. Sola gitmeye izin vermeden. İzin vermeyecek gibi. Hayır. Sağ tarafa niye şuraya atmaya çalışsın? O tarafta bir işin yok ki. Doğru diyorsun. Şu... Ben niye öyle salaklık yaptım? Dur. Normal bir şekilde yukarı çık. Normal bir şekilde yukarı çık. Suyu boş ver. Sen kaç tamam. IQ'sun Ceyhun? Bana bunu bir söylesene. Vallahi adam benden daha az. Burada atlayıp suyu kanatıp yukarı çık. Zıpla. Yat ayva. Ben ya arkadaşlar kusura bakmayın. Beynimi videoya başlamadan önce salonda bıraktım galiba. Fatma Betül ile ilgilendim de bayağı. Fatma oynuyor şu an. Şu an beynimle oynuyor. Vıcık. Aa her şey yenilendi. Aa çok iyi. Sevindim. İyi. Ve ne anlamı var ki yenilenmesinin? Değil mi? Çünkü ben ölmeye devam edeceğim. Sağ tarafa gelecekte mi geçmişte mi gitmeniz lazım acaba? İşte ben de onu düşünüyorum. Yani acaba hangisi? Neyse böyle gidelim bakalım. O değil bu çok uzun sürecek. Böyle yapmayayım. Allah diyor ki yürü ya kulum. Sen ne yapacağını biliyorsun. Aynen gideceğin yol şu anda da aynı zaten. Şey değişmedi. Ama az önce sanki sağ giden bir yol var gibiydi değil mi? Değişmedi yoksa değişmedi mi? Yok ben baktım ya şey. Süper. Umarım iyi bakmışımdır. Görsel hafızam bu aralar berbat da. Şuyken. Onu akıl edebildim ya az önce gariptir. Ben yine de uyuyayım dedim. Ha bak acaba gelecekte olmanın burada bir faydası olacak mıydı? Ben onu düşünüyorum ya. Arada sürede sürekli şeye bakıyorum o yüzden. Yani o orada böyle yavaş yavaş geçmeye değer miydi onu düşünüyorum. Hani oyun yapınca ne düşüneceğini hiç bilemiyoruz hele bu oyunda. Kestiremiyorum gerçekten. Şu... Bu da sağda bir yol mu gözüküyor? Şeyde mi ardı ama? Da. Hayır. Ha yok tamam sadece yukarı. Piksellenmedenmiş. O, o değişebiliyor ama ya baksana şeyi aldığımız yerde o yeşil taşı aldığımız yerde öyle bir yol olduğunu bilmiyorduk bile. Mesela bak burada en solda yukarıya giden bir yer var. Çok tanıdık geldi neyse burası. Hayır harbiden şu an tanıdık geldi. Umarım düşündüğüm şey değildir. Ah! Ne yapacağız acaba? Yukarı sağdan yukarı tırmanabiliyor musun? Zannetmiyorum. Deneyelim. Baksana. Acaba yeni yapma, versiyon... Yapma. Gelecek deme bize ya. Gelecek deme. Gerçekten. Gelecek şey var mı yakınlarda? Yok. Sadece o da var. Çok sağ tarafta var. Hangisi değer acaba? El mahkum. Deneyeceğiz. Sonuçta sen editlemeyeceksin. Bu kadar da bir yer var bu arada. Yoo hiç editlemeyeceğim valla. Ne? Nerede yer var? Solda. Orası neresi ya? Yukarı mıydı? Ben oraya evet. Gidebildiğimizi hiç zannetmiyorum valla. Allah Allah. Ne? Evet ilginçti evet katılıyorum.
Gerçekten. Bende mi bir sıkıntı var diye düşünüyorum Ayas'a yani gördüğünden dolayı da. Şu an bir oyun kolum olması için neler vermezdim. 500 lira vermezdim mesela ama 250 lira verirdim. Tam neler vermezdin diye soracaktım. Benden önce cevaplamadığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Beni uğraştırmadım. Görevim. Ya kaldım. İzleyici memnuniyet. Efendim? İzleyici memnuniyet. Aynen aynen. Müşteri hizmetleri. Bazen senden fazla konuşuyorum ya. Olsun olsun. Konuşan konuk güzeldir. Şimdi isim vermeyeyim. Bir ara bir konuk aldım. Abi bir şey... Evet. Böyle sürekli onaylayıp duruyor. Yani sohbet amaçlı halbuki. Video yayınladın mı? Evet ama söylemeyeyim. Şimdi bütün videoları izleyip o kişiyi bulmaya çalışma lütfen. Zamanım yok hayatım. Normalde olsa yapardım biliyorsun da. Zıplayıp daha hızlı gidemiyor musun? Valla denemek şeyi şeyi kullansana. Şu uzağa fırlattığın şeyi. Efendim Ahmet. O mouse'u almam lazım. Neden abicim? Emre abim Samsung'u kurdu ya. Emre abim istiyor. Al o zaman abicim. Evet Ceyhun. O uzağa fırlatıp seni sağa sola çeken aleti kullansana diyecektim. Valla sen bir dahisin. Onu söyleyeyim. Ya yine ondan hasay aldın ya. Bu sefer iyi hasay almadı demiştim. İşte hayat... Birkaç videoyu birazcık yayalasanız orada da yine hasay yedi üstüne zıplayıp. Hayat sürprizlerle dolu. Oyunun en vasıfsız düşmanı ya. Ya bir de o kadar yavaş yürüyor ki tamamen böyle... Ya şurada durayım da Erdem benden hasar yesin gibi böyle. Vallahi olur mu ya? Bu arada... Heh tamam. Ben nasıl yukarı çıkacağız diyecektim. Benden önce cevapladın. Abi burada da yukarı çıkabiliyor musun? Demin çıkamıyordum burada sağdan yukarı. Hmm. Evet. Evet yine merhaba. Tamam şimdi bütün iş yaptığım senin boşuna olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Vallahi değilim ya. Ya hayır ya. Sağ taraftan tamam bakalım yine. Belki bir şey değişmiştir. Oo ya. Değişen bir şeyler değişmiş. Var. Demin evet, yukarı çıkıp görebiliyordum. Değişen bir şeyler var ama bak oraya gidersek farklı bir haritaya gidiyoruz. En azından onu öğrendik. Oo, şurada gitmediğimiz bir yer var. Gel oraya gidelim. Tabii. Map'te şu an çok fazla gitmediğimiz yer var. Ya benim canımı sıkan da o ya. Yani artık hani normalde 20 dakikada ya da yarım saatte bir bölüm geçebilecekken artık öyle bir şey yok. Bölüm yok. Yani bölüm yok. Bölüm mantığı. Bütün oyun berbat oldu. İpucu mu ne? Valla kalp kalbe karşı derler Ceyhun. Göz kamaştırıcı bir gün batımının karşısındaki aç botanikçiler o kadar sabırlılardı ki bu onların zararına oldu. Gün batımı nerede var ya? 300 paramız var aslında. İpucuna para mı versek? Verelim ama yani... Nasıl bir faydası oluyor bize o şeyin mesela? Aşağıdaki şey ne? Çok garip bir şey bence. Yani o 300 parayı verince acaba şey mi? Yani ipucunu ayrıntısıyla açıklıyor mu yoksa çözemeyeceğimiz başka bir ipucu mu veriyor? Onu haritada işaretliyor. İşaretleyeceğim senin için yazmışlar. Eğer öyleyse harika. Ben onu tam hatırlayamıyorum çünkü. Tamam bir tane daha kapı buldunuz. Efendim? Şey adama kıllık yapmak için işaretleyeceğim demişti. Güzel, sevindim. Çünkü onun bulmacanı sevmiyorum gibi bir şey demişti. Evet.